Değerli izleyiciler, sözlerimize kelamların en güzeliyle başlamak istiyoruz. En hasıyla, en başıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan insanoğlunu ve kainatı rahmetiyle var eden Allah'a hamdolsun. Yüreklerimize sevgiyi, aşkı, erdemi, iffeti, hayayı, tevazuyu, affetmeyi, bağışlamayı ve en önemlisi bütün bu erdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren sonsuz rahmetin, engin merhametin menbaı, biricik kaynağı, merhametliler merhametlisine sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli izleyiciler, yeni bir program demeyeceğiz artık çünkü yanılmıyorsam eğer bu 6. bölümümüz Halimiz ve Hanemiz programında. Çok kıymetli ben hocama hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra da size bugünün konusunu anlatmaya çalışalım inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Görüşmeyelim. İstanbul trafiği biraz çok yoğun çok, herhalde çok, bu aralar. Çok. Evet, evet, erken çıkmazsanız kaldınız. Nasıl sabrediyorsunuz hocam? İstanbul trafiğiyle alakalı bir sabır konusuyla başlayalım. Şöyle sonra bir konuya gireceğiz. Eyvallah, Allah razı olsun. Biliyorum, ben kendimdendir belki, ben elhamdülillah hafızım yani, biliyorsunuz. Benim telefonumda her daim şey kayıtlıdır. Hatim. Evet. Kayıtlıdır. Kulaklığım da vardır. Yolda açarım. Evet, yani nerede kaldıysam oradan otomatik Maşallah. Devam ediyor zaten. Beraber okuyoruz onu. O şahıs şeyden okur, kasetten okur. Ben de onu tekrar ederim. Böylece Eyvallah. Semai olarak hafızı devam ediyoruz elhamdülillah. Maşallah. Değerli izleyiciler, bugün sizlerle inşallah yine davranış bozuklukları konusunu ele almaya çalışacağız. Klinik psikolog Muhammed Emin Aytan hocamıza. Bugün hiperaktiviteyi ve yalan konuşmayı soracağız. Hiperaktif olan çocuklar aslında yaramaz çocuklar mı yoksa zeki çocuklar mı? Çözümü var mı? Dikkati dağınık olan çocuklar ne gibi zorluklar yaşayabilir? Ebeveynlere tavsiyelerimiz, anneler babalar neler yapabilir? Bunları konuşacağız. Hocam şimdi yaramaz mı olur bu çocuklar böyle hiperaktif deyince, işte sağa sola tırmanan, duvara tırmanan, işte kapı aralarında hatırlarsınız eskiden böyle evet. Ayaklarımızı iki yana koyup tepeye çıkan çocuklar, bunlar hiperaktif midir yoksa biz mi yanlış biliyoruz, hiperaktiflik nedir? Hiperaktiflik, güzel bir yerden başladınız. Yani hiperaktif, ikisi de İngilizce bir kelime yani bir tamlaması, aşırı hareket diyelim biz ona. Aşırı hareketli çocuklar toplumda da yaygınlığı hani %1 şey %20'ler diyenler var. İşte yani 20 çocuktan bir tanesinde var olanlar diyenler var. İşte bunu daha da düşürenler var. 3 çocuktan biri diyenler evet. var. Yani öyle ki şu kadar var ki işte biz yurtlarda büyüdük mesela, örnek vermekte sebebiyle başta da hafızlıktan bahsettik. Dediğiniz gibi öyle çocuklar vardı. Biz 11 yaşında hafızlığa geldik. Elhamdülillah İstanbul'a. Orada aşırı hareketli çocuklar vardı. Bunlardan bir tanesi bendim zaten. Dediğiniz gibi böyle mahfile, caminin içerisinde mahfile tırmanırdık. Oradan aşağı atlamaya çalışırdık. Yani ne amaçta bilmiyorum ama şu bir gerçek, her çocukta var olan bir kinetik enerji mevcut. Bu enerjiyi harcaması gerekiyor. Lakin bazıları var ki işte burada hiper, yani hyper dedikleri yüksek, aşırı hareketlilik söz konusu. Bunlar rahatsızlık, normal dışı davranışlar literatürüne giriyor. Bunun sınıflandırmada endişe teşkil eden bir boyut olduğundan tedavi edilmesi şart. Hiperaktivite şöyle ki, hani yine tanıma devam edelim. Hiperaktif sadece tek başına olmuyor bazen. Yani sadece hareketle beraber devam etmiyor. Aynı zamanda dikkat eksikliği de buna eşlik edebiliyor. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği de denebiliyor. Tabii olması şart değil. Yani sadece çocuk hiperaktif olabilir. Ama dikkat eksikliği de varsa bu dersi etkileyecektir. Zaten bu genelde okul çağındayken dikkate nazar oluyor. İnsanlar çocukların hiperaktif midir değil midir diye psikologlara veya uzmanlara götürerek bunun geri bildirimi almaya çalışıyorlar. Şu kadar var ki hiperaktif çocuk, yani akılla geleceği gibi erkeklerde daha aşırı toplum kızlara içerisinde. Oranlar, kızlara oranla daha fazla. Kızlarda olmayacak diye bir boyut yok. Kızlarda var ama erkeklere daha fazla. Dikkat eksikliği ise tersine üstadım, kızlarda daha fazla. Erkeklerde de var ama kızlarda dikkat eksikliğinin vuku bulması belki tek başına, belki hiperaktiviteyle birlikte daha fazla. Bunun yanında üçüncü bir şey daha eklemek gerekirse dürtü kontrol bozukluğu.
Bu tür çocuklarda zaten sorun teşkil eden şey dürtülerini kontrol edememeleri, hiperaktiviteleri özellikle. Dikkat eksikliğinde ise dikkatini kontrol altına alamaması. Yani düşün, şöyle bir 10 dakika kontrol etmesi gerekiyor ki sağlıklı bir ders dinlesin veya sağlıklı bir şekilde bir konuyu içselleştirsin, onu gıdasına alsın. 10 dakikanın altında da zaten tam alamıyor. Yani konuyu karşıdaki anlatan özete değil, anlatamıyorsa otomatik dersten de geri kalıyor, hayattan da geri kalıyor. Kendinden de kızıyor, kendine de kızıyor. İşte toplumdan geri çekilmeler olabiliyor, kişiliğini etkileyebiliyor. İleriki dönemlerde antisosyal kişilik bozukluklarına da meyledebiliyor ya da davranım bozukluklarına da geçiştirilebiliyor. Yani erken teşhis olup tedavi edilmesi şart üstadım. Evet, şimdi hyperaktifler, erkekler. Eyvallah, aşırı hareketlilik diyelim biz ona. Dikkat eksikliği olanlar da. Kızlarda yoğunluk. Yalnız bunların yani. Hocam tanısını aileler koyabilirler mi? Şöyle ki aileler konsalarda hocam biz ekmek yiyemezdik bunda yani şimdi ama o da olmasın diyor. Tabii yani. Ama ailenin endişelip endişelenmemesiyle ilgili tavsiyelerde bulunabiliriz. Hemen şimdi başlayalım bu, o zaman. Mesela bir hareketli çocuğa hiperaktif demek için ne gerekiyor? Bir defa yaptığı bu aşırı davranışları en az iki ayrı farklı yerde yapması lazım. Birisi ev, birisi okul mesela. Evet. Okul değil de başka bir yerde. Yani farklı iki yerde yapması lazım. Neden? Davranış bozukluğunun davranış bozukluğu olarak kabul edilebilmesi için bir davranışın farklı yerlerde de olması gerekiyor ki o çevreye ait spesifik bir davranış olmadığı, hastalık olduğu anlaşılabilsin. Maksat. Bir defa bu. İkincisi hiperaktiflerde önemli olan şey mesela ellerini ayaklarını durduramama. Durduramaz çocuk. Oturur mesela ayaklarını işte ellerini işte bir yerde rahat oturamaz. Sıkılgandır. Yine aynı şekilde ikincisi işte sınıfta veya yemek masasında veya bir masada daima kalkması. Yerinden kalkması, hareket etmesi. Yani oturtulamaması. Oturur çocuk ama sıkılgandır, kalkar. Mesela öğretmenler şikayet eder. Sınıfın içerisinde geziyor bu çocuk. Durduramıyoruz. Yani içsel olarak, dürtüsel olarak çocuk bunu yani kendine yapmazsa edemez, yani rahat edemem düşüncesi var çocukta, enteresan. Başka mesela sürekli koşar veya hani enteresan yapılmayacak yerlere ya tırmanılmayacak şeyler yapar, yerlere tırmanır. Düz duvara tırmanır derler ya çocuk, evet. Enteresan düz duvara tırmanır derdi, anlattın ya işte böyle basa basa hani birinden görerek yapmak başka, çocuk duramadığı için yapması daha farklı bir şey. Başka mesela sessizce oynayamaz. Yani o illa uğraştı şeyine. Yani zorlanır yani bu sessizce oynamakta. Mesela motora takılmış gibi bir yerine motor takılmış gibi duramaz üstadım. Yani böyle aşırı hareketlilik yapmak ister. Bir şeyi hemen her hızlı yazmak ister. Uğraşır. Evet. Mesela benim gibi yani bu yaşa gelmiş hala yazısı kötü olur. Ben mesela doğru düz yazamam. Çok incedir oradan bir an önce bitireyim isterim yani. Sonuna kadar böyle nazik, nezaket içerisinde tertibi usulle yazamam. Öyle mesela bir özleminiz var yani. Eyvallah. Olmaz mı ya üstad? Ben hat dersi almıştım. Allah kulağı çınlasın. Allah selamet versin. Ali Yergin hocamız da bana dedi ki oğlum sen dedi boşuna gelme. Sen boşuna uğraşma dedi. Sen başka işlerle uğraş dedi. Tamam hocam dedim. Mesela diğer bir şey de üstadım sürekli konuşur. Konuşabilir diyelim. Sürekli konuşur derken bunlar şeyler, tanılar. Şu anda hiperaktif çocuklardan. Hiperaktif çocuklar yani evet. Hiperaktif. Bunlardan mesela 3-4 tanesi oldu mu bir şey velisi yani ebeveyni sadece hiperaktiflik üzerinden bir endişeye mahal verebilir artık. Yani bir uzmana danışsın. Çok da endişelenmesin. Ha bunun yanında üstadım dikkat eksikliği ve hiperaktivite yani dürtüsellikle birlikte olacak şekilde. Evet. Dürtüsellikte de 3 tane şeyimiz var bizim. Tanımız var. Bu bahsettiğimiz sadece hiperaktiviteydi ama. Hı hı. O saydığımız 6 tane şey. 6 mı saydık hocam? 6 saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane madde saydık. Şimdi bu hiperaktiviteyle ilgiliydi. Dürtüsellikte de 3 tanı var. Bunlar da işte hocam bir tane mesela soru daha bitmeden hemen fırlayıp cevap vermesi çocuksa.
Yani büyüklerde de vardı böyle toplu arasında bir şey sorar mesela tak diye atlar, hatta insanlar kızar ya bir sus mübarek yani bekle sıranı bekle ya da ne bileyim işte adamın ağzına lafı tıkma bekle ki adam muaşeret bozulmasın, hoşlanılmaz yani böyle konularda. Biri budur mesela. Diğer mesela sırasını beklemeden işlere kalkışma. Yani yine belki o konuşmada atlamaydı ama burada da işte herkese sıra verilmiştir. Dersiniz mesela çocuğa yavrucuğum sen işte aklın başında artık bir yaşa gelmişsin. Sen üçüncü konuşacaksın, sen ondan sonra konuşacaksın, sen ondan sonra konuşacaksın. Atlarla. Bekleyemez. Öğretmenler şikayet eder mesela. Ya bir türlü intizamlı yürüyemiyor. İşte bir türlü işte sırasına riayet etmiyor. Başkalarının sırasını tecavüz ediyor mesela. Bu tür şikayetler gelir. Bu ikincisi. Üçüncüsü de üstadım sözünü kesme diye bir boyutu var bunların. Dikkat edersen dürtüsellikle ilgili. Evet. Dürtüsünü kontrol edemiyor. Beklemesi gerektiğini ya biliyor, yapmıyor ya da bilerek yapıyor. Ama sonuçta bir türlü engelleyemiyor. Yani işte yani süperego deniyor ona psikanalitikte. Diğerlerinde işte terbiye artık ahlaki boyut ne desek. Yani söz kesme bunlar da var. Bunlar da üçü. Şu toplamda 9 şeyden tanıdan 6 tanesi varsa bir çocukta orada biz hiperaktif diyebiliyoruz üstadım. O zaman ebeveynler bu şekilde bir sağlama yapabilirler. Yani ama iki yerde yapılıyorsa evet iki yerde olacak, en az iki yerde olacak. El ayak hareketleri. Kalkıp oturması, tırmanması, sessizce hiçbir zaman duramaması demiştiniz. Sürekli konuşur. Dürtüsellik içinde istem dışı cevap, sıra beklememek ve söz kesme. Evet hocam. Bu 9 tanıdan 6 tanesi varsa çocuğunuz varsa hiperaktif. Bir uzmana gitsinler. Hiperaktif demeyelim de. Çünkü yani tanı konmak doktorlar için bile, uzmanlar için bile aslında zor bir şeydir. Kolay tanı konulmamalı. Zaten buna da karşıyız. Hatta bazı mesela psikoterapi şeyleri var, kuramları var. Tanıya karşılar. Evet. Yani tanı etiketleme gibi bir şey. Doğru olmadığını söylüyorlar. Yeri geliyor. Evet böyle bir şey de var. Psikiyatrist abiler bize kızmasınlar ablalar. Ben bunları yani psikiyatrist üstadlarımdan duyun dediğim için de söyleyebiliyorum. Yani veliye ebeveynine senin çocuğun budur demekten ziyade yani onunla ilgili işlem yapmak daha mantıklı bizim açımızdan. Evet. Hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi anne veya babadan biri hiperaktifse ya da çocuğun geçmişten bugüne kadar yaşadıklarının hiperaktiflikte etkisi var mıdır? Bir sebebi, güzel. Sebebi var mıdır acaba? Çok güzel, harika. Güzel bir soru. Mesela hiperaktivitede sebebiyet soruyorsun. Şimdi hocam birçok araştırma yapılmış bununla ilgili. Kimisi demiş ki işte sonradan olabiliyor. Kimisi demiş ki önceden olabiliyor. Nedir hala araştırmalar devam ediyor. Lakin şu bir gerçek ki yani o edinilen sonuçlardan birkaç tanesi şunlar. Ebeveynlerden biri veya ikisi hiperaktifse çocuk da hiperaktif olabiliyor. Yani kalıtsal boyutu hala baki. O ihtimal hala devam ediyor. Diğer başka mesela bir şey araştırmada çıkan sonuçta mesela beyindeki mesajlarla ilgili daha böyle açık konuşmakta fayda var. Böyle terminolojiden değil de mesaj ileten şeyler var. Kimyasal maddeler var. İşte nörotransmitterler deniyor. Bu kimyasal maddelerin bozuk olması. Şöyle bozuk yani kaba tabiriyle yani ya eksik salgılanıyor ya fazla salgılanıyor. İşte orada bir düzensizlik var. Ayar bozukluğundan kaynaklı olabilir diyorlar. Diğer mesela bir araştırmalar sebep üretilen sebeplerden bir tanesi de bu tür çocukların işte bu çocuk yani ilk dönem ilk yaşlarda geçirdikleri hastalıklardan kaynaklandığını söyleyen bazıları var. Şöyle ki 3 yaşında zaten anlaşılıyor. Çocuk yani uzmanda baktığında çocuk hiperaktif midir değil midir? 3 yaşında istenirse anlaşılabilir. 3 yaşından önce zaten çocuk daha yürümeyi yeni öğreniyor. İşte dikkati yeni öğreniyor, odaklanmayı yeni öğreniyor. 3 yaştan sonra olacağı için işte buna bu şeyde edinilmiş bir hastalık, geçirilmiş bir hastalık da olabilir diyorlar. Ağır hastalıklardan dolayı sonra. Başka bir araştırmada da şu da olabilir deniyor. İşte beyin zarında lezyonlar yani bu zedelenmelerden de oluşabilir, hiperaktivite oluşabilir diyorlar.
Yani bunlar sebebiyet şeyde örnekleri. Hocam şimdi farz-ı misal siz dediniz uzmanlar çocuklara hiperaktif tanısı koymuyor. Yalnız aile bunu anladı hiperaktif olduğunu. Şu anda zaten formülünü verdiniz. 9 maddeden 6'sı varsa dediniz hiperaktif olabilir. Yine bir uzmana başvuralım. Bunun tanısı konulmuyor ama anne baba bunu anladıktan sonra çocuğa nasıl yaklaşmalı? Neler yapmalı? Üstadım, istersen ona geçmeden biz şey de anlatalım. Dikkat eksikliğini, dikkat dağınıklığını da anlatalım. Şu kadar var ki onu bu anlatacağımız diğer söyleyeceğimiz şeyler bunu da kapsıyor. Şimdi ilk programda olduğu gibi şimdi biz erkek olduğumuz için sadece hiperaktifliğe değindik hocam. Kendimizle ilgili boyuta geçtik. Kızlarımızı unuttuk. Dikkat eksikliği var kızlarımızda. Estağfurullah. Onları da bir ele alalım o zaman ondan sonra geçelim. Onlara da şöyle diyelim hocam. Bunlarda da işte en az 6 tane şeyler var, tanı var. Bunlar en az 6 tanesi varsa dikkat eksikliği olabilir. Ki bizim belki de bilirsiniz yani çoğu arkadaşımızda vardır bu. Belki sende de vardı. Belki bende belki değil bende vardı zaten. Ben öyle bir çocuktum. Allah razı olsun. Allah ömrüne bereket versin. Nurettin hocam sayesinde biz yani bunlara aşmak yolunda bayağı çalışmalar yaptık. Şöyle başlayabiliriz. Mesela dikkat eksikliği ile ilgili. İşte yönergeleri başından sonuna okuyamaz. Başından sonuna okuyamaz. Başından sonuna da yerine getiremez. Yani sen işte şunlar yap dersin. O başlar iki tanesini yapar sonu gelmez. Unutur. Çünkü kodlayamaz. Yani kafada tutamıyor. İlk baştakiler tutar, diğerleri kalır. İşte tam odaklanamadığından kaynaklı. Mesela dikkatini yaptığı işe bir türlü veremez. O çok az bir süre ona odaklanabilir. Yani çok az bir süre odaklanır. Hemen anında demeyelim, bir kısa bir süre sonra ondan vazgeçer. Ne olduğunu anlayamaz bile. Yani işte kendini oyuna vermekte zorlanır mesela örnek olarak. Başka mesela evde veya okulda yapacağı işler veya aktiviteler işte varsa bunların malzemelerini kaybeder hocam. Toparlayamaz. Okula dolu gidiyor. Boş geliyor. Boş geliyor. Ya da eksik geliyor. Ya da malzemeleri topluyor mesela bir şeyler yapacak. Bir süre bir bakıyorsun ne oldu yavrum o şeyler? Vallahi ben de bilmiyorum. Nereye gitmiş olabilir ki? Kaybeder. Çok kaybederler yani. Bu şekilde çocuklarla karşılaşan aileler işte niye böyle yapıyorsun? Neden böyle oluyor dediklerinde daha da mı? İşte senin az önce sorduğun soruya geliyor. Evet. Biz de bundan başlayalım. Sorudan açıklamadan sonra cevaplara verelim. Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Yani dediğin gibi babanın veya annenin çocuğa kızması onu değiştirmiyor ki. Bu bir hastalık. Kızınca hastalık gidiyor mu? Grip olmuş birine niçin grip olduğunu diye kızınca iyileşiyor mu hocam? İyileşmiyor. Mesela ya da daha abartılı bir şey söyleyelim. Ayağı kesilmiş adam, kangren olmuş ayağı kesilmiş adam. Ya bu ayak niye yok burada diye kızsan ayak geri mi çıkacak oradan? Bunun gibi bir şey yani öyle düşünelim. Her şeyin bir yolu var. Eyvallah yani Allah bu hastalığı verdiyse enzeledde ve deve yani Allah hastalığı da indirdi. Devayı da indirdi. Yani eyvallah. Şifasını da indirdi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu önemli olan yani birinci gene şeye geçtik. Buradan atladık öteki tarafa tedavi boyutuna. Önemli birinci kural kabul. Ebeveynin kabul etmesi gerekiyor. Neyse kaçıncı madde dedik hocam biz? Şu anda üçüncü madde. Mesela şey yapamazlar hocam. Dinlenemezler. Böyle dikkat eksikliği de olanlar. Onu bile unutuyor hocam yani. Dinlenmezler abi. Hiperaktivite de zaten bağlantılı da olabilirler yani çoğunlukla. Mesela detayları gözden kaçırırlar. Detay, obsesif kompulsiften bahsetmiştik ilk başlarda. Evet. Hani takıntılı kişilik bozukluklarında vardı. Takıntılı bozukluklar da vardı. Bunlar detaya takılırlar. Detayda evet. Kaybolurlar. Tersine bizim dikkat eksikliği olanlar da detayla ilgilenmezler. Detayı alamaz zaten. İnceyle uğraşamazlar. Diğeri detayda takılarak dikkati dağılır. Bitiremez. Bu tersine detay olmadığı için elinde materyal yok. Ne yapacağım diye iş yapamaz. İşi yani başlayamaz bile belki de Allah'a alem. Ya bu şeye benziyor. İşte binanın dış cephesini işte kaba olarak yapıyorlar.
iç cephesini daha farklı bir usta uğraşıyor. Evet, evet, evet. Mimari. Yani mimari. İç mimari değil mi? Daha farklı bir usta uğraşıyor. Evet, iç mimari. Mesela düzensiz görünürler. Düzensiz görünürler. Şu kadar var ki, hani hep kendimize örnek veriyoruz. Mesela hocam Allah selamet versin, bizim odaları gezerdi, işte dolapları kontrol ederdi. Benim dolaba geldiği zaman bakmaya gerek yok derdi zaten. Bir hafız arkadaşım vardı, yani beraber okuduğumuz, o ranzalarımız alt altaydı onunla. Hasan Fatih Uşaklı, Allah selamet versin dinliyorsa, ona derdi Hasan şunu da, şey, o dolabını bir düzelt. Bakmadan yani, çünkü sinirleneceğim ben de. Hep bozuktu. Düzensizlik. Giyimi bozuktur mesela. Giyimi düzensizdir. Hani böyle işte alta şu giyilir, üstte şu giyilir ya da ne bileyim şuna şu gider. Onlarda öyle bir şey yoktur. Düzensizdirler. Çünkü dikkat etmez. Kendine de dikkat etmez. Çevreye de dikkat etmez. Peki hocam, hep böyle mi devam ediyor? Dikkat eksikliği olan çocuklar. Hep böyle devam belli etmez. Belli bir dönem. Ne kadar hep böyle, kadar devam tedavi ediyor? Edilirse böyle devam etmez. Tedavi süreci kaç yaşına kadar? Uzar. Orası sizin tedaviye göstereceğiniz hassasiyetle ilgilidir. Anne baba hassasiyetiyle alakalı. Yani bu alakalı. Tedavinin şöyle söyleyeyim, iyileşme süreci size bağlı. Bazıları iyileşmez, bununla yaşanır der. Bazıları iyileşir, bunu farklı şekilde kanalize etmek gerekir diyenler var. Ama hani ağır olduğu takdirde ilaç olması gerekiyor. İlaçsız karşı gelenler de var ama ağır olduğu takdirde ilaçsız çok zor üstadım. Ben bir vardı mesela, bir çocuğum vardı, hastam vardı. Yani imkansız durması, durmuyor. Hani motor takılmış vardı ya, orada bir ibare. Öyleydi ya, durmuyordu çocuk. Garibim 5 yaşındaydı böyle, çok tatlı, o kadar da güzel bir çocuktu. Maşallah, ama böyle ne varsa üstünden geçer, buradan uçsun. Durmaz, durduramazsın. Yok onda dur işareti yok. Kırmızıyı göster istersen neyi gösterirsen gel, durmaz. Eyvallah. Bunun ilaçsız terapisi zor. İstediğiniz kadar oyun terapisi, şey terapisi uygulayın. Ama tabii öncelikle anne ve babanın bunu kabullenmesi gerekiyor. Biraz herhalde kabullenmesi biraz gerekiyor. Zor hocam kabullenmek. Aman benim çocuğumda yoktur ya hiperaktivite deyip. Varsa da başkaları işte beddua etmiştir, içine cin girmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye mesela gene geçiştirmeye çalışırız. Yani Allah-u Teala bu hastalığı vermiş. Öteki başka bir hastalık, bu teki başka bir hastalık. Bu o dediğimiz hastalıktan değil, bu farklı bir hastalık. Evet. Hocam şimdi ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Yani dolayısıyla tedaviye mi geçelim? Hyperaktiviteyi bitireceğiz. Hiperaktiviteyi bitireceğiz. Yalana geçeceğiz. O da çok önemli bir husus ebeveynler için. O zaman şimdi tedaviden birkaç şey bahsedelim. Tedaviden sormuştuk. Anne babalar önce nasıl davranabilir? Birkaç püf noktası bize verirseniz. Şöyle söyleyelim. Bir defa anne baba çocuğuna kızmamalı. Bu bir hastalıktır. Hastalık nasıl ki annenin veya babanın varsa bir hastalığı, o hastalığı onda vuku buluyorsa, Allah tarafından verilmişse, bu hastalık da Allah tarafından verilmiş. Çocuğu veren Allah hastalığında vermiş. Kimisinde saç hastalığı var, kimisinde işte akciğer hastalığı, kimisinde pankreas hastalığı var, kimisinde böyle bir hastalık. Bir defa bunu kabul edecek. Ya bunu da kabul etmesi için şöyle, ya benim çocuğum çok hareketli, işte erkek çocuğu hareketli olur, işte vurur kırır falan, böyle deyip geçiştirirler. Bir süre sonra okula gider, öğretmenler de artık illallah ettikten sonra ya öyle miymiş der, çok geç başlar, o zaman pişman olur. Ne kadar erken teşhis o kadar iyi. Evet. Dolayısıyla evet, zıplar, hoplar, tırmanır. Normal sağlıklı çocuklarda vardır yani. Lakin bu dürtüsellik varsa, dürtü kontrol bozukluğu varsa, işte zaten bunlar söz konusu. Diğerlerinde hepimizde olabilir. Dürtü kontrol bozukluğu da var ise bir uzmana göstermeleri gerekir. İkinci plan, uzmana gösterdi. Benim çocuğum öyle bir şey olamaz. Ya da varsa da senin gerizekalı mısın? Bu mutlaka gerizekalı ya da bizim sülaleden böyle çıkmaz falancayı çekmiş gibi mesela, bu tür sözler çocuğu etiketleme ve çocuğu yerme ile ilgili şeydir. İyilikten ziyade bir defa isyandır, Allah'a isyandır. Kalıcı hasardır. Önce kabullenmesi gerekiyor, ikinci şey. Kabullendikten sonra da üçüncüsü, tedavi sürecine iyi bir araştırmalar sonucu iyi bir psikiyatrist veya psikolog veya işte çocuk gelişimci dediğimiz işte pediatristlerle çalışabilir yani. Buna dikkat etmelerinde fayda var. Çocuğun alabildiği kadarını vermek gerekiyor. İşte ben bunu zaten doktora gönderiyorum, bu niye iyileşmiyor diye evde mesela kızmak, çocuğa bağırmak
olmaz. Sadece doktor tarafından iyi edilecek bir hastalık değil bu üstadım. Burada doktor artı öğretmen artı psikolog artı ebeveyni dörtlü, üçlü sacaya oluyor. Dörtlü neyi oluyor? Dörtlü masa mı diyelim artık? Masa. Dörtlü masa ile tek birlikte. Tek ayağı kırık olsa. Oradan üzerindekini döker üstadım. Hatta okuldaki arkadaşlarının bile belki etkisi vardır diye düşünüyorum. Tabii ki yani onlarla mesela konuşup normal karşılamaları istenebilir. Yoksa çocuğun yüzüne vurmak, çocuğu etiketlemek, zaten sen böylesin, zaten hep yaramazsın demek. Hatırla üstadım, biz kaç kişilik sınıflardaydık, hep arka sınıf sıralarda böyle sivrilmiş insanlar vardı. Evet. Hep arka sıra atarlardı. Gözden uzak ol, gönülden de ırak ol, gözden de uzak ol. Hep tembel şeyi almıştık. Halbuki belki de onlar, ben şimdi bakıyorum, yani çok hareketli insanlardı. Dikkatleri eksikti, evet. Hoca belki ilgilenemiyordu o kadar kalabalığın içerisinden. Ama yani arka tarafa atılarak toplumdan sıyrılmalarını, soyutlanmalarını, etiketlenerek o dedikleri kişiler olmalarını biz sağladık. Hocalarımız sağladı, biz sağladık. Sen kötü çocuksun, kötü abisin, kötü vatandaşsın. Onlar da şimdi kötü olarak dediğimiz şeye yapıyorlar yani, sözlerinde duruyorlar. Evet, arka sıraya bile atılmaları diyorsunuz. Onlar yanlış. İçin bir etiket. Evet. O zaman bir çözümü var mı bunun? Var. Mesela işte, bir sıra değişikliği okullarda ya da kurslarda sürekli bazı, aynı yerde oturmaktan sonra. Bazı öğretmenler var mesela, şeylerde doktorlarla, psikologlarla çalışıyorlar. Allah razı olsun onlar. Allah sahilerini müşkür eylesin. Onlar mesela çocuklarını önde durduruyorlar. Çocuğun hani daha kontrollü olsun diye. Yavrum sen önde otur, ben seni kontrol edeyim. Daha sana önce sana anlatayım. Ya da şimdi mesela sınıfı anlatıyor, sonra çocuğa özet anlatıyor. Mesela 10 dakikadan daha kısa anlatıyor. Sonra mesela onu rahatlatıyor. Sen şununla ilgilen diyor. O esnada onlara farklı şey anlatıyor. Sınıf etrafında gezmesine müsaade ediyor. Çocukların dikkati dağılmasın diye çocuklar diyor ki onun normal o şey yapması. Etiketlememe dışında hani hepimiz uyuyabiliriz. Uyku gibi normalleştirerek mesela uyku gibi, nezle gibi, öksürük gibi bir rahatsızlık bu deyip mesela onları da bu konuda bilgilendiren hocalarımız da var. Bu yapılabilir. O zaman Allah o hocalarımızdan razı olsun diyelim. Allah razı olsun. Bunun yanında üstadım zaten bir de özel eğitim almaları gerekiyor onların. Yani çocukların birebir eğitim almaları gerekiyor. Tabii ki 20 kişilik, 30 kişilik sınıflarda zor olacak. Ne kadar bunu söylüyorsak da öğretmenler için zor. Rehberlik araştırma merkezlerinden işte rapor çıkarırlar ise çok rahat bir şekilde haftada 2 saat, ayda 8 saat bireysel, ücretsiz bireysel eğitim alabilirler. Birebir böyle özel eğitim öğretmeninden yani evde okulda gördüğü eğitimi orada da görecek. Orada birebir görecek ama. Evet. Harika. Devletimizin vermiş olduğu güzel bir imkan. Küçükmece Belediye'mizde de var. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri. Allah razı olsun onlardan. Devam ettiriyorlar. Halka güzel bir hizmet. Benim de tanıklığım var. Bu birebir özel eğitime çok da sabırla yaklaşıyorlar. Birebir gördüm. Allah onlardan razı olsun. Kızmamalı, uzman ekibe başvurulmalı, gerekirse özel eğitim aldırılmalı. Hiperaktifliği konuştuk değerli izleyicilerimiz ilk bölümümüzde. İkinci bölümümüzde yalanı konuşacağız. Yani dolayısıyla anlayacağınız hem annelere, hem babalara, hem öğretmenlere, hem hocalara, hem konuya, hem komşuya, hem akrabaya, hepimize A'dan Z'ye çok iş düşüyor. Reklamların hemen ardından yalan konuşmamayı diyelim. Sizlerle birlikte değerlendirmeye, kıymetli hocamıza sorularınızı sormaya devam edeceğiz. Eğer sorularınız varsa halimizvehanemiz@laligultv.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara, sonra buradayız. Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Halimiz ve Hanemiz programında ilk bölümümüzde hiperaktiviteyi konuşmaya çalıştık. Dikkat eksikliğini konuşmaya çalıştık ve dürtüselliği konuştuk kıymetli hocamızla. Klinik psikolog Muhammed Emin Aytan hocamız da her hafta olduğu gibi bu hafta da davranış bozukluklarına devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümümüzde hocam yalan meselesi var.
Küçükken hepimizde küçük pembe yalanlar belki söylemişizdir. Sizde var mı bilmiyorum ama. Herkeste vardır. Benim hiç unutamadığım, söylemiş olduğum bir yalan var. Ailem de unutamamıştır. Şimdi onu paylaşacağım sizlerle. Ben küçükken evde işte bir şey için para istiyorum. Ama ne için olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı ufağım. Parayı istedim. Vermediler bana. Parayı vermeyince de herkes evden gittikten sonra ben işte evin her yerini altının üstüne getirdim. İşte koltukları ters çevirdim. İşte çamaşırları indirdim. Çatal bıçağı yere indirdim. Halıları kaldırdım. Koltukların yüzlerini söktüm. İşte kapıyı açtım falan. Perdeler merdeler her şeyi derken. Neden yaptım bunu bilmiyorum. Daha sonrasında babam içeri girdi. Göz göze geldik. Ne oldu burada dedi. Dedim eve hırsız girmiş. Onu o anda nasıl düşündüm bilmiyorum. Sonra beraber topladık babamla işte. Böyle bir anımız var. Yalan nereden geliyor hocam? Çocukları zorunda mı bırakıyorlar? Yalan söylemek zorunda mı bırakıyorlar? Çocuklar korkuyor mu? Nasıl oluyor bu? Şimdi üstadım, yalan bir defa tanım olarak nedir ona bakalım istersem. Yalan belirli bir amaç için, bir şeyi elde etmek için uydurulmuş ifadeler. Ama bu sonuçta bir şey var, hedef var, plan var. O amacı yerine getirmek için yani amaç var, o amaç için uğraş var. Yani bu olması gerekiyor. İrade işte tabii ki söz konusu. Dolayısıyla yani temel altında yatan temel sebepler dedim. Genel geçer 4 tane nedenden bahsediliyor. 1- aşağılık duygusu. İkincisi işte suçluluk duygusu. 3. kıskançlık. 4. işte hani olur ya da olmaz, bazı işte itiraz edenler de var. Saldırganlık. Evet. Bunlar kendi işlerinde de belki açılabilir. Bunları ekleyebilirler ama hani temelde bunları görebiliyoruz. Mesela seninkinde ne var diyebiliriz burada? Şu yazdıklarına bak. Bendekinde hocam herhalde muhtemelen suçluluk olabilir diye düşünüyorum. Ya da orayı istersen yani sadece suçluluk diyebilirim ilgi ben. İlgi çekme var. Davranış bozukluklarının temel nedenlerinde ilgi çekme de vardı. Hatırlarsan başlarda. Evet. Yetersiz hissi, ilgi çekme. İlgi çekme de onun beşinci olarak ekleyebilirsin. Ekledim. Şimdi ilgi çekme istediğin anda sen orada ne yaptın? Bir şey istedin. Vermediler. Ama sonuçta... Ya ben ceza olarak bunu yapmak evet. istedim herhalde. Ya ilgi çekmek istedin. Yani onu ya da cezalandırmak istedin. Yani saldırganlık. Devamındaki hareket hocam. Zaten saldırganlığın sonunda oldu bu. Yok, yalanı söyleme sebebim saldırganlığı gizlemen. Saldırganlığı gizlemen. Gizlemen değil mi işte? Evet. Suçluluk da giriyor o zaman tabii içine. Tabii ki. Yani onu ortaya şimdi aşağılık hissini yine büründüğü anda insan aşağılık kompleksindeyken ben bu işi yapamam demiyor. O işi yaparım ama diye kendini kamufle etmeye çalışıyor. Bunu da yalanla işte örtmeye çalışıyor. Evet. Öyle diyebiliriz. Küçük çocuklarda mı yalan daha çok olur hocam, yoksa biraz daha büyüdüklerinde daha mı çok yalan söylemeye Şöyle hocam başlar? Zaten hani çocuklar üzerinde devam ediyoruz zaten. Yani çocuklara biraz daha ağırlık verelim. Şöyle ki yalan somut düşünce evresindeki çocuklar için kabul edilmez. Yani 6 yaş, kimisine göre 7 yaştan öncesi için o yalan değildir. Neden? Özellikle 3 ve 4 yaşındaki çocuklar pseudo dediğimiz beyaz yalanlar, pembe yalan ne dersen hikaye okuma yaparlar, üretirler. Genelde işte tek çocuktur veya en küçük çocuktur. Büyük bir üstü arasında fark vardır, yani yaş farkı vardır. Kendine arkadaş arayabilir, kendine ilgili bir şeyler üretebilir. Bir normalde mesela onun söylediği şeyi biz 15 yaşında bir çocuk söylese çocukla ilgili psikoz rahatsızlığı var diye şüpheleniriz. Çünkü evet. ya halüsinasyon görüyor ya da gayipten bahsediyor bu çocuk, ya ne diyor deriz. Ya da bu adam deriz mesela. Ama o işte ben işte televizyonda izlediği, isim vermeyelim reklam olmasın maksat, falanca ile bugün beraber çay içtik. Geldi evimizi ziyaret etti, sana da selam söyledi diyebiliyor mesela çocuk. Şimdi yani korkabilir miyiz? Yalan mı bu, değil mi? Bunlara yalan denmiyor. Çocuk o esnada hayal dünyasını genişletiyor. Hayal dünyasıyla ilgili birçok şey söyleyebilir. Özellikle en son yazdığım ilgi çekme vardı hatırlarsam. Evet. İlgi çekme konusunda çocuklar açtırlar.
Çünkü hani en başta konuştuğumuz bir ilk programlarda işte hani bir şey vardı, temel içgüdüler vardı, temel evet. ihtiyaçlar. İşte yemeydi, içmeydi, barınmaydı, sonra güvenmeydi. Ondan sonra işte ne kaldı? İşte güvendi, annesine de güvendi, sana da güvendi. E ne yapacak çocuk bu sefer? Bu saatten sonra artık ilgi çekecek. Ben buradayım, hey beni sevin. Beni sevinle ilgili hayatı gelişecek, konuşacak, konuşarak seninle birlikte olmak isteyecek. Yani yan ilgi görmek isteyecek. İlgi göremeyince de yazacak. Senin ilgi göstereceğin alanlarda yazacak. Aa diye endişe veya ne bileyim hayret uyandırıcı şeyler konusunda konuşarak seni kendine çekmeye çalışacak. Bir de dediğim gibi 6 yaşına kadar ya da 7 yaşına kadar işte hani hep somut düşünce üzerinde. Yani evet bu bardak, bu kağıt, işte ne bileyim bu masa. Masanın üzerinden düşünüyor. Yani 3. 4. şeyler tahayyül edemiyor. Evet. Onun daha alışma sürecinde çocuk, alışma sürecinde olduğu için habire yazıyor. Bir diğer neden de mesela mülkiyet kavramı tam oturmamış. Yani mülkiyetten kastım edinebilme değil, sınırlar. Evet. Sınırlar çizilmemiş. Nedir? O onun değildir, bu bunundur, bu bununla ilgili konuşulamaz, bu bunu yapılamaz. Maksat böyleyken çocuk çok rahat onun hakkında da konuşur, bunun hakkında da konuşur. Her şey onunmuş gibi gelir ona. Çünkü ben merkezlidir çocuk. Çocuklarda. Dolayısıyla hani pseudo dedi diyorlar. Uzmanlar diyorlar ki bu yaştaki çocuklar işte 6 yaşına kadar özellikle 3 ve 4 yaşındaki çocuklar yani muaf. Yalan demiyoruz onlara. Ama hayal kuruyorlar. Eyvallah. Yani bu alıştırmama açısından ise ileride pek görüşeceğiz. Onları konuşacağız. Araştırmamak için son dönemlerde 5-6 yaşlarında artık doğruluk ilkesi, işte ne bileyim mülkiyet ilkesi, limit ilkesi, işte şöyle konuşulur, böyle yapılır, dürüstlük budur diye mesela bunlar yavaş yavaş oturtularak çocuğun sınırları, konuşma sınırları, neleri konuşabileceği, neleri konuşabileceği, konuşamayacağı hakkında bilgiler verilir, öğretilir. Şimdi tabii yalan söylemek sakıncalı bir durum çocuklar için ama çocuklar birilerini illaki yalan söylerken örnek alıyorlar tahminimce. Annelere babalara burada nasıl bir sorumluluk düşüyor, neler yapmalılar? O konudan girip daha sonradan isterseniz diğer sorularımıza geçelim. Bir de alalım mı? Ebeveynler neler yapmalı bu konuda? Yalan söyleyen çocuklar için. Yalan söyleyen dersek etiketlemiş küçük oluyoruz çocuklar mı acaba? Şöyle. Şimdi, hani, şimdi sizden öğrendiklerimiz de hayata geçiyor. 7 yaş öncesi ise dediğiniz gibi eğitim konusunda neler yapılabilir? 7 yaş sonrası ise neler yapılabilir? Evet. Yani öncesi ve sonrası hangisini soruyorsun? Ben şu anda sonrasını soruyorum. Sonrası yani 7 yaş sonrası. Bir defa yalanı şöyle ayıralım. Ki ondan sonra bunu bunun üzerine müdahale edelim. Yalanın çeşitleri var mı onu sorayım. Var tabii madem. Var. Mesela bir patolojik yalan var. Bir de bilerek yalan söyleme var. Patolojik dediğimiz hastalık yalanı. Şimdi bilerek yalan söyleme ikisi de aslında kötüdür de. Birisinde mesela bilerek yalan söylemede bu kasıt aranması daha fazladır. Amaç işte hasetliktendir, kıskançlıktandır, ne bileyim aşağılık kompleksidir. Onu örtbas etmek içindir. Yani bir amacı var. İşte ne bileyim müdürün ayağını kaydırıp kendi yeri çıkmak için ona iftira atmaktır. Bu tür şeyler var yani yasaklanmış olan had cezası belki de Allah'u alem bunlar da içeriyor. Bunlar bilerek olanlar. Bunlar bilerek olanlar. Bir de hastalıksal boyutu var. Bunlarda mesela zeka geriliği olan insanlar da var. Çocuk gibi hareket edenler oluyorlar bunlar. Böyle dışarıdan baktığı zaman gene de hareketleri çok normal söylerler. Mesela bilerek yalan söyleyen kişi yalan söylediğinde çok iddialı değildir. Şaşırabilir, kızarabilir. Mesela uzmanlar anlayabilir göz bebeklerinde. İşte bu yalan şeyleri var mesela. Orada uzmanlar anlayabilir. Ama bu patolojik yalanda her şeyi çok rahat söyler. Ayırt edemezler onun. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylediğini, söyleyip söylemediğini ayırt edemezler. Çünkü artık veya adam sıradanmış gibi anlatır. Çocuksuzdurlar, gülerler, gülerek söylerler, çok rahattırlar. Zeka engeli olup olmadığından şüphelenilir. İşte acaba herhalde bu bir şeyim vardır diye. Çok edilgendirler böyle, çok nasıl desem lider bir yapıları yoktur. Evet. Genelde
nasıl desem böyle sıradan olmayı tercih ederler. Düzensizdirler zaten. İstenmezler. Toplumdan bir süre sonra zaten dışlanırlar. Şimdi dediğimiz gibi 7 yaşından büyük çocuğu olar ebeveynin. Böyle bir şeye girdi. Şu ikisinden biri artık patoloji ise zaten patolojinin tedavisi bir defa bir nöropsikiyatristlik bir şeyi var, tedavisi var. Onunla görüşmeleri gerekiyor. Çünkü orada farklı beyin yapısal, kimyasal başka bozukluklar da olabilir. Ama bilerek yalan söyleme ise işte ergenlik döneminde de ne bileyim başka bir şeydi. O bahsettiğimiz o 4 sebep veya 5 sebepten birisi de olabilir. Böyle bir şey söz konusu ise hocam bunlara şu ne önerebiliriz? Bir defa çocuğun yalan söylediğini biliyor ise birinci şart yalan söyletmemek. Eğer bir söylüyorsa bundan sonrası zordur ama yapılabilir. Şartımızı kenara koyalım da bilinsin. Yalan söyletmemek. Evet, yalan söyletmeme ile ilgili eğitim verme. Yani önce bunu alıştırmamak gerekiyor. Hani önce hasta etme. Hasta olmama ile ilgili bütün eğitim al. Peki hasta olduktan sonra ne yapılabilir geçelim. Geçiyoruz. Ama önce prevention deniyor. Yani önleme, hasta olmama. Yani yalan söylememeyi eğitmek lazım. Peki yalan söylememeyi eğittik ama yine yalan söyledi. O zaman bir defa insanların içerisinde çocuğu yadırgamaması gerekiyor. Aşağılamaması lazım. Ya sen şöyle oldu da böyleymiş diye insanların içerisinde çocuğa söylediği anda zaten aşağılık kompleksi vardı, onu erpas etmek için söylemişti. Sen daha beter aşağılık evet. seviyesine indirdin onu, daha fazla komplekse soktun. Evden de kaçırabilirsin, bir sonraki adım evden kaçma olur. İkincisi çocuğun niçin yalan söylediğini araştır. Çocuğun ne sebeple yalan söyledi bu çocuk? Ne gerekti de acaba bana böyle bir hata yaptı veya ne bileyim hata demeyelim ayak sürçmesi olabilir. Neden oldu? Bunu araştır kızmadan. Üçüncüsü üstadım direkt çocukla konuş. Kimsenin olmadığı bir yerde. Konuyu evirip çevirme. Nasıl yani evirip çevirme? Ben işte falanca şöyleydi de ben seni denedim. Sen şöyle oldun. Böyle kötü yalan söyledin. Ben bunu benden gizleyeceğini mi zannettin? Böyle deme. Ya da şurada şu kırılmış, haberin var mı? Heh, olabilir. Direkt bunu sen mi kırdın? Olabilir. Ben kırdım ya da kırmadım. Mesela evet kırmadım derse zaten yalan o. Ben o şeyin farkındayım. Aslında onu sen kırdın ama bir şey gizliyorsun anladığım kadarıyla. Aramızda kalacak. Öncelikle bana onun nedenini söyle. Niçin kırdığını. Sonra biz yani o anlattıktan sonra da işin dürüstlüğün, asaletin ne olduğu ile ilgili, ahlaki boyutlar ile ilgili ona konuda konuş. Hocam anneler bunu çoğunlukla babalar üzerinden yapıyorlar bilirsiniz. Yani işte akşam baban gelecek. Bak işte aramızda kalacak. Baba korkusu çocuğa fayda sağlar mı? Bu hatalı hocam, bir polislik yapma. Sanat parası konuşuyorum ama yani şey gibi oldu bu. Düzül gibi oldu ayetlerdeki gibi. Polislik yapmayalım. Yani sen söyle. Vallahi bak kimseye söylemeyeceğim. Söyle. Sonra da sen niye bunu yaptın? Ha? Doğru bir şey mi bu? Deme. Bunu deme. Polislik yapıp araştırma. Direkt sor. Peki gerçekten böyle yaptı. Şimdi bir söz veriyoruz. Vallahi bir şey yapmayacağım. Söyle çocuğum sen söyle. Söyledikten sonra da söylediğine bin pişman ediyoruz. Çocuğu pişman evet, ediyor. Bir şey yapmama bizde eline sopa almama veya tebrik almama oluyor. Şimdi olmasa yarın pişman evet, ediyor. Önüne çıkartacak bir yerde. Duygusal şiddet de bir şiddettir. Duygusal şiddet de bir şiddettir yani. Bir istismardır sonuçta. Sen bir şekilde bunu cezalandırırsan bir sonrakinde katmerli yalan söyleyecekti sana. Bu kaç oldu? 4 oldu. Direkt konuşmada dedim ki işte yani kırıldı bu. Ben bunun farkındayım. Öğrendim bunu. Öğrendim. Sen yapmışsın. Ama kesinse tabii.
Az yoklama yapmayalım. Kazara o değildi de sen ona iftira attıysan güvenini de kaybedersin. Babalığın da kalmaz. Bir sonrakinde zaten sana yalan söyleyecek de şey kalmaz. Üstüne yani yalan kime söyler adam? Karşıdan menfaat beklediğine. Menfaat de beklemez senden. Anlatabildim mi? Yani uçurma sürüklersin. Çok kötüdür yani güven kaybı sağlamak. Başka mesela çocuğum, yavrucuğum, canım benim. Yalan söylemeyin. Çok kötü bir şeydir. Allah Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemeyin buyuruyor. İşte ayetlerde var. Kezzap deniyor. İşte bunlar çok yalan söyleyecek. Cehennemin dibinde, şu katmerinde, şurada. Hadislerde böyle. Sonra çocuk bir bakıyor. Annesine, babasına bir bakıyor. Onlar yalan söylüyorlar. Annesi, bu konu da çok önemli hocam. Annesi babasını kandırıyor. Bugün kim geldi? Falanca geldi, filanca geldi. Öteki gelmedi canım. Çocuk gördü onu. Niye yalan söyledin? Ya da baba pazar günü, baba pazar günü evde telefon geliyor iş yerinden. Evet. İşte biliyor ki iş yerinden, diyor ki hanımına, diyor al telefonu sen aç diyor. Çocuk da bunu görüyor. Babam kesinlikle. Ya da çocuğuna veriyor. Babam evde yok de. Ya da misal komşuya mesela bir diyorlar yani. Kapıyı çal, evde yok de. Evde yok de. Şimdi bu de. Ya da kapı çalıyor hocam pazar günü. İşte kimse kapıya bakmıyor. Sessiz olun. Işte. Mesela. Hani subhanallah. Bak böyle bir çocuk gördüğünü algılar. Hani ilk programda dedik ya, çocuk görerek öğrenen bir bizler insanoğlu. Görerek öğrenen yaratıklarız. Gördüğümüz şey duyduğumuz şeyden daha etkilidir. Şimdi çocuk bunu gördü. Gördü ve uyguluyor aynı zamanda. Sen diyorsun ki yavrucuğum şu kadar hadis var, şu kadar ayet var. Bunu yapmaman gerekiyor, etmemen gerekiyor. Ama tamam çocuk, tamam babacığım doğru söylüyorsun. Ben bir daha yapmayacağım diyor. Sen dönüyorsun aynısını yapıyorsun. Sen çocuk için birinci derecede emsal teşkil ediyorsun. Onun noterisin aynı zamanda. Sen hata yaparsın, onu yapmaz mı? İmam. Balık baştan kokar. Balık başı kötü olursa çocuk neden uygulasın ki onu? Namazı kıl diyorsun çocuğa mesela. Kendin kılmıyorsun. Sonra çocuğu cezalandırıyorsun. Niye kılmadın? Ben araştırdım, annene sordum, sen kılmamışsın. Baba sen niye kılmıyorsun? Sigara içme çocuğum, çok zararlı. Bak şöyle şöyle. Ama sen içiyorsun. Sonra da çocuğa hakkımı helal etmem diyorsun ya da çocuğu dövüyorsun veya kınıyorsun veya duygusal şiddet uyguluyorsun. Parasını kesiyorsun, harçlığını kesiyorsun. Evet. O da kesilmesin diye yalan söylüyor sana. Yani çocukları ebeveynler yalan hususunda daha mı yönlendiriyorlar diyebiliriz, yoksa çocuklar kendileri mi daha çok yalan söylüyorlar? Çocuklar meyilli, insanoğlu meyillidir zaten. Ama şu da var ki öğrenmeye de meyillidir. Sen inandığın şeyi uygularsan o zaten arkandan uygular vaziyette gelecektir. Bizim bahsettiğimiz şeyler var ya, aşağılık duygusu, kıskançlık, bunlar sıkıştığında ortaya çıkacak boyutlardır. Olabilir ama sık olmaz. Sık olursa düzeltme evresinde o sıklığı azaltabilirsin. Seyrekleştirirsin ama devam eder. Seyrek olan bir şeyi tedavi etmeye başladığında, üzerine gittiğinde tamamen ortadan kaldırırız. Anlatabildim demek istediğimi. Yani o gerekçeler, işte aşağılık duygusu, suçluluk hissi, kıskançlık, saldırganlık. Bunları çocuğun gelişiminde, aile ebeveyn tutumunda bahsetmiştik. Bunları o zamanlarda, o evrelerde sağlıklı ve sıhhatli şekilde yerine getirirsen, yani hastalık durumundan çıkarırsan, altyapıda kalmazsa bu, temeli sağlam atarsan, zaten üstüne eklerken çok hatalı bir inşaat olmayacaktır. Çünkü temelin sağlam. Temelinde de ne olması gerekiyor hocam? Güven mi olacak? Güven. Güven, kendine güven, çocuğa güven. Çocuğa güven, çocuğun sana güvenmesini sağlar. Çocuğa iltifat et, çocuğu sev, çocukla birlikte hareket et. Çocuk seni görsün, sevmeyi de, sevilmeyi de, yapmayı da, ibadet etmeyi de, söylememeyi, yalan söylememeyi, aldatmamayı, iftira atmamayı haşa, bunları senden öğrenecek. Evet. Sözle anlamaz. İftira nedir? Ne bilsin ki çocuk? Çocuğa iftira atma diyorsun. Çocuk gelmiş 8 yaşında, hayatında iftira ile ilgili bir boyut yok. Bir kavram yok, konsept yok. Ne yapacak yani? Tamam baba atmam.
İftira atma. Acaba böyle bir şey midir? Üstünde iftira yazıyor. Onu mu atılıyor acaba? Tam atmam ama böyle bir şey varsa. Olay yaşanacak ki senin üzerinde sen onu sağlıklı şekilde uygulayacaksın. Çocuk da onu oradan alacak. Sen yalan söyleme diyorsun. Biz mesela girerken her programda hangi konu varsa bana soruyorsun. Ben tarifini yapıyorum önce. Girmeden önce. Tarifini bilmesek bir kavram, o kavram üzerine konuşulur. Kim ne anlayacak ki? Önce tarifi yapmak lazım. Tarif üzerine konuşulur. Hani dedim ya, kasıt aranacak. Çocukta kasıt var mı 7 yaşından küçük çocuklarda? Yok. Kasıt yok çünkü mülkiyet diye bir şey yok onda. Her şey onun. Kasıt yok ki. Sevgili, yani karşılıksız sevgi var çocukta. Hayal var. Yazar, içer. Ebe yani böyle bir durumda sen onu eleştiremezsin. Eleştirdiğin takdirde. Yalancısın çocuğum dediğin takdirde ne olur Alican Bey? Çocuğa etiketi yapıştırırsın. Çocuğa etiketi yapıştırırsan çocuk o etiket üzerinden hareket eder. Yalancı gibi hareket eder. Ben yalancı değil miyim ya? Allah ben yalancıyım. Aynen öyle. Yalancı, o zaman kaliteli yalan söylemem lazım benim. Artık bir de şöyle bir durum olursa daha kötü. Çocuk bunun üzerine yalan söylememeye kendine görev bilse, yalan söylemediği halde yalan söylüyormuş etiketi yine üstüne yapıştırılsa bu daha kötü. Çok çok farzı misal yalan söylemiyor çocuk. İşte o güveni batırır. Babaya olan, anneye olan. Bu sefer diyecek ki o zaman doğru da söylemeyeyim ben. Hep yalan söylüyorum. Evet, evet. Bu sefer zaten kendini yalnız hissedecek. Hani o ilişkisel bağlamda bir şekilde çocuk bağlamsal olan en kutsal saydığı varlığı kaybetmiş olacak. Seni kaybettiysem zaten umurumda değil dünya diyecek. Boşlukta kalacak. Mesela bir diğer neden, yalan söyleme nedenleri ebeveynlerin araştırdıklarında ortaya çıkacak diyelim. Aşırı sevmeleri çocuğu. Çocuğun da aile aşırı bağlı olması. Böyle bir şekilde bağlı olan çocuklar o bağı, o sevgiyi kaybetmemek için gene yalan söyler. Kötü bir şey yapsa bile. Düşünsene, ben eğer bu kötü yaptığım şeyi babama söylersem ya beni sevmezse? Ya ben bana verdiği o iltiması keserse? Diye der. Yani yalan kalitesini artırır size. Peki aile sürekli çocuğun arkasında mı durmalı hocam? Bu yapılan hatalardan bir tanesi diyebiliyorum. Yani çocuk iyi de yapsa, kötü de yapsa her zaman arkasında durulan çocuklar ileride çok daha farklı yerlere geliyorlar. Şöyle, arkasında durmak kavramını açmak lazım. Arkasında nasıl durunur? Yalan söylediğini karşısında yüzüne karşı söyleyecek çocuğa. Yani yüzleşecek. Hatalı olduğunu da söyleyecek. Hatalı olduğunu da söyleyecek. O yüzleşmeyi yapacak. Arkasında durma kavramı. Yalan şey, hatalı da olsan, hatasız da olsan ben seni destekliyorum minvalinde olursa o yanlış. O zaman sen düşman yetiştiriyorsun, terörist yetiştiriyorsun devlete. Devlet demeyecek mi senin bu yaptığın yanlış olsun, bence oğlum bir önemlidir yap yap. Yapar çocuk o nasıl zaman. Nasıl olsa bir annem var arkamda, evet. Nasıl olsa bir babam var. Limitini çizememiş olan bir çocuk dünyada var edeceksin. Evet. Yani. Hocam yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yalan konusunu neredeyse konuşamadık gibi bir şey şu anda. Direkt şeylerden bahsediyorum. Benim aklıma son bir soru geldi. Onu soracağım size. Yalan söyleme, kötü davranış. Evet, çocuklar yalan söyleyebilir mi? Evet, nadiren de olsa söyleyebilirler. Bunlar işte patolojik yalanlar da olabilirler. Bilerek yalan da söyleyebilir çocuklar dediniz. Yalandan kurtulmanın yolu var mı hocam? Tövbe etmek bir. Yalandan kurtulmanın yolu var mı? Güzel bir soru. Bu yalanın kişideki farkındalığıyla ilgili bir benim şey. Benim bu sorum yetişkinler içindi. Evet. Onu söyleyeyim öncelikle. Zaten farkındalık, yani yetişkin olması lazım. Kendini bilmesi lazım. Kişiliğini bilmesi lazım kişinin. Evet, bende bir yalan hastalığı var. Veya ben işte sıkıştığımda yalan söylüyorum. Neden söylüyorum? İşte dedik ya, farkındalık kişide erdem yolunda ilk adım. Erdemlik olduğunda ilk adım. Hastalık teşhisinde de, estağfurullah, hastalık tedavisinde de farkındalık birinci adımdır. Önce kişi, örneğin mesela obsesif kompulsif dediğimiz o takıntılı bozukluklar ve düşüncelerle ilgili bir tedavide önce kişi bunu kabul etmeli. Ki takıntılı olduğunu bilecek ki
tedavi işte sürecinde o takıntılara yönelik verilen ödevleri, verilen tedavi yerine getirsin. Şöyle bir hasta geldim hocam size. Ya var ya hocam, bir yalanlar söylüyorum. Kendime inanamıyorum yani. Ben ne yapayım? Şu ana kadar gelmedi üstadım. Olmadım. O büyük ihtimalle patolojiktir o. O patolojik rahatsızlıklar da işte dediğim gibi nöropsikiyatrik olabilir. Bu tür tek taraflı, yani tek psikologla veya tek bir psikolojik danışmanla gidecek bir şey değil bu. O patoloji ise yani acizane benim tavsiyem bir psikiyatriste görüşmeli. Akabinde işte o da onu yönlendirecekti zaten. İşte belki tahlil yapılacak, beyin filmiydi, şuydu buydu. Olacaktır evet. İllaki. Çünkü hani bir farklı bir versiyon eğitimde. Çocuklara dönersek hocam, çocuklardan yola çıkarsak. Çocuklarda üstad, çocuklarda eğer varsa yalan, önce ebeveyn kendine bakmalı. Diyeceğim o. Önce ebeveyn kendine bakmalı. Anne ve baba, biz kimiz? Biz nasıl hareket ediyoruz? Biz yalan söylüyor muyuz? Nerelerde yalan söylüyoruz? Bu bir. İkincisi, bu çocuk niye yalan söylüyor? Bana sormayacak bunu. Gelip bana kapıdan sorarsa evet tamam derim. Ben ilgileneceğim onunla. 3-4 saat konuşurum. Ondan sonra ancak bu çocuk bundan dolayı yalan söylüyormuş derim. Evet. Çünkü çocuğun geçmişini bilen, DNA'sını bilen annesi babası. Ben onun işte aşağılık kompleksinde mi, kıskançlık mı var, çocuk kardeşim olmuş ondan dolayı mı, yoksa ne bileyim ilgi çekmek için mi yapıyor bunu, saldırganlıktan dolayı mı yapıyor, yoksa haberi çocuğa bağırıp çağırıyor, çocuk suçluluk hissi var, suçluluk hissini kapatmak için mi, yani bağırmasınlar çağırmasınlar, onun çekingenliğini örtbas etmek için mi böyle bir şey yapıyor, onu öğrenene kadar bir sürü zaman geçecek. Ama bunu ebeveyn daha iyi bilir, bunun farkına varsınlar ya da bunun araştırmasını yapsınlar, çocuğa sorarak değil tabii ki. Evet. Sakın. Çocuğa sorduğun anda zaten çocukla ilgili başlarsın sen ajanlık yapmaya, işte polisi, hafiyelik yapmaya. Çocuğu bıktırırsın. Ondan kurtulmak için de yalan söyler sana bu sefer. Yani etiket yapıştırıp aşağılamak yerine niçin bu işi yaptın? Bunun temelinde ne var? Neden bu evet, fiili evet. gerçekleştirdin ben, diye? Ben buna sebep sorma. Oluyorumdur yani %80 ebeveyn olarak. Onunla ilgili o şeyi değiştirmeli. Hatta belki hata bizdedir. Söylersen belki bilebiliriz diye. Çocuğu rahatlatabilirler mi bu şekilde? Olabilir tabii. Tabii ki olabilir. Belki biz bir hata yapmışızdır da kırılmıştır gibi. Çocuğu rahatlatıp doğruyu kendilerine söylemelerini sağlayabilirler. Hocam yalan ve hiperaktiflik konusunda son sözlerinizi alalım. Bu haftalık yine programımızı kapatacağız haftaya kadar. Neler söyleyeceksiniz? Ya hiperaktivite... dediğim gibi tek başına sakın şey yapmasınlar. Ya benim çocuğum hiperaktivite, tamam evde kalsın okula gitsin diye değil, bunu yardım almaları gerekiyor. Gerekirse işte ne bileyim psikiyatrist, doktor veya psikolog yardım alsınlar. Öğretmenlerle beraber, çünkü çocuklar okula giden gelen çocuklar ise öğretmenlerle bunu paylaşsınlar. Öğretmen damgalamasın. Çünkü geri zekalı damgası yapıştırıyorlar çocuklarımıza. Öyle çocuklarımız var ki işte bu sporda mesela çok derece yapan birçok sporcumuz var. Hiperaktiftirler yani. Bu bence üstün bir yetenek bu onlar için. Şey de değil. Alt da değil yani. Çünkü sen ben normal böyle normal aktif olabiliriz. Onlar bizden daha enerjikler. Daha iyi şeyler yapabilirler. Kanalize edilmesi gerekiyor sadece. Bunun yanında mesela dikkat eksikliği varsa onlara tavsiyem, internette de var, bulabilirler yani, isim vermeyelim ama bu tür dikkati toparlayıcı etkinlikler var çocuklara yönelik. İşte 2-4 yaş, 4-6 yaş, 6-9 yaş, 9-12 yaş bildiğim kadarıyla. Egzersiz gibi. Egzersizler var, böyle dikkat toplama egzersizleri, sürdürebilme egzersizleri, aileyle yapılan, ebeveynle yapılan oyun niteliğinde güzel egzersizler var. Onlardan alabilirler. Yine mesela dikkat eksikliğini biraz daha perçinleme açısından şey yapabilirler. Satranç olabilir. Yani tedavi üzerinde. Çünkü odaklanması gerekiyor. Bir sonraki adım, hatta iki sonraki adımı mesela kafasına tutması lazım. Onun egzersizi olacak. O yüzden önemli olabilir. Yalan konusunda da çocuklarımıza güvenelim. Çocuklarımızı korkutmayalım. Bugün etiketi çok konuştunuz. Evet, korkutmayalım. Çünkü çocukta korku yalanı getirir. Çocukta kıyas yalanı getirir. Çocukta aşağılama yalanı getirir. Çocukta çok sevmek ve sevgiyi sonradan kısmak yalanı getirir. Çocukta anne babadan bir tanesinin olmaması patolojik yalanı da getirebilir. Bunu da bu arada sıkıştıralım. O zaman çocuklarımıza orta şekerli bir kahve gibi sevgi göstermeliyiz. Çocuk çok enteresan bir şey üstad. Ben onu böyle...
böyle çok nadir hamurlar vardır. Tam onunla böyle bir şey şekil vermeye çalışırsın ama kırmaman gerekir. Kendi haline bıraksan eğilir. Alttan destek versen yukarıdan tekrar böyle biraz daha bombelenir. Çok zor bir sanat. Evet. Yetiştirmek. Yani... Bunların sanatçıları da aslında anneler babalar. Eyvallah. Aslında büyük sanatçılar. Buradan tüm annelere babalara selamlarımızı iletiyoruz. Hocam şimdi haftaki konumuzu hatırlatalım. Haftaya ne konuşacağız? Çalmadan bahsedelim ve saldırganlıktan bahsedelim. Saldırganlığı giriş yapalım. Çalma ve saldırganlık. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Klinik psikolog Muhammed Emin Aytan hocamıza bu hafta hiperaktivite ve yalanla alakalı sorularınızı danıştık. Yine sorularınız varsa bugün de programı takip ettiğiniz kadarıyla anlamışsınızdır. Hiç isim vermeden ben soruları yöneltmeye çalıştım. halimizvehanemiz@lalegultv.com.tr adresinden bu mail adresinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yayında hiçbir şekilde isminizi telaffuz etmeyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Evet, haftaya inşallah kıymetli hocamızın da söylemiş olduğu gibi davranış bozukluklarından çalma ve saldırganlığı işleyeceğiz. Haftaya görüşünceye ve buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Thank you.